aylar sonra sabah erken saatte birazcık hazırlanmış olarak dışarı çıktım. Hava çok soğuk değil ama çok kapalı. Gördüğünüz gibi klasik Londra havası. Neyse, neden dışarı çıktım? Bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün vatandaşlık törenim var. Yani şu an vatandaşlık törenine gidiyorum. Ve tören bittiğinde sertifikamı alıyorum ve artık İngiliz vatandaşı olmuş oluyorum. Açıkçası bilmiyorum. Orada check-in yapmama izin verecekler mi? Ondan emin değilim. Biliyorsunuz şu an hala koronavirüs önlemleri devam ediyor bütün dünyada, İngiltere'de de. Hatta benim vatandaşlık törenim Mart ayında olması gerekiyordu. Ama Mart ayında töreninden 2 gün önce lockdown dedikleri, yani işte her yerin kapanması işte vesaire, hani ofisler, dükkanlar, bu süreç başladı İngiltere'de. O yüzden 2 günle gerçekten törenim yapılmadı. Bugüne kadar ertelendi tören. Neyse ki bugün 8 Temmuz 2020. Benim hiçbir zaman unutmayacağım bir tarih olacak. Ve bugün ertelendi tören. Gerçekten değişik bir his. Ben bu amaçla, bunları düşünerek aslında Londra'ya gelmemiştim. Ama bu şekilde oldu. Sonuç olarak kalmam gerekti, kaldım vesaire. Ne kadar oldu peki? Onu da hemen söyleyeyim. Ben buraya Tier 2 vizesiyle geldim. Ve Tier 2 vizesiyle 5 yıl kaldığınızda oturum alıyorsunuz, oturum hakkı. Ben 2019'da oturum hakkımı almıştım ve oturum hakkınızın üzerinden bir sene geçince de vatandaşlığa başvurma hakkınız oluyor. Tabii bu arada paralar ödüyorsunuz bunlara. Gerek oturum olsun, gerek vatandaşlık olsun. Bayağı pahalı. Ama tabii ki vermeniz gerekiyor. Hani başka seçenek yok. Neyse, bu arada bu tören şu an gitmekte oldu. Tören içinde ben £100 ödedim. Bu çünkü özel tören. Aslında grup törenleri var, ücretsiz olan. Ancak grup törenleri şu an yapılmıyor koronavirüs önlemleri. Dolayısıyla ondan bahsediyordum. Dediğim gibi benim orada çekim yapıp yapmamam mümkün olacak mı, onu göreceğiz. Normalde içeride fotoğrafçı oluyor. Yanınızda misafir getirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şu an sadece binaya töreni olacak kişiyi alıyorlar. Atıyorum ben yanında birini getirsem bir binaya gidemiyor. Ki bence çok doğru yapıyorlar. Kesinlikle böyle olması gerek. Umarım tören sırasında çekim yapamayacağım. Bu şu an tuttuğum bu selfie çubuğu. Ayaklandırılabiliyor, yani ayakları üzerinde durabiliyor. Eğer orada uygun bir yer bulursam çekimi yapmak istiyorum. Yani yemin ederken kendimi ve bana yemini okuyacak kişiyi çekmek istiyorum. Birazcık da yeminden bahsedeyim. Yeminde arkadaşlar ne diyorsunuz? Yemin, iki türlü yemin çeşidi var. Birisi Allah üzerine yemin ederim ki şeklinde diyorsunuz. İkincisi de aslında ant içme şeklinde. Ve ikisinde de genel olarak dediğimiz şeyler sorumluluk sahibi bir vatandaş olacağıma, Birleşik Krallık'ın özgürlüklerini ve haklarına saygı göstereceğime, Birleşik Krallık'a bağlı kalacağıma ant içerim ya da yemin ederim şeklinde bir metin var. Hatta belki metnin tamamının Türkçesinde burada koyarım. Ya da eğer çekim yapabilirsem çekim yaparken Türkçe çevirisini koyarım sizlere. Tabii ki tören İngilizce oluyor. Çok heyecanlı, gerçekten çok heyecanlı. Değişik bir deneyim. Umarım güzel şeyleri mesela güzel şeyler getirir bana, hayatıma ve tüm dünyaya. Evet, bakalım nasıl oldu.
arkadaşlar. Şu arkamdaki şu bina tören orada olacak. The Old Melbourne Town Hall. Belediye binası gibi bir şey yani. Öyle çevirebiliriz. Citizenship ceremony, 9:40. Oturma söylediler, bir süre bekleyeceğim. Bina, çok eski bir bina burası. Hatta burada çok sevdiğim bir arkadaşımın düğünü olmuştu. Burada düğünler de yapılıyor. Sessiz olmamı söylediler arkadaşlar. Neyse, bu binada düğünler de yapılıyor. Arkadaşımın düğünü de olmuş burada. Düğün derken kutlama şeklinde değil ama tören, düğün töreni şeklinde. Resmi nikah dediğimiz resmi nikahlar burada yapılıyor. Ve bakalım beni ne zaman içeri alacaklar. Bu arada burada arkadaşlar ayakta durmak yasak. Koridor burası, bakın böyle bir koridor ve ben arkadaşımın nikah töreni için geldiğimde burada ayakta bekletmiyorlar. Kalabalık böyle yapamazsınız. Oturarak bekleyeceksiniz. Ya da işiniz yoksa duramazsınız. Öyle kurallar. Sing like the man. It's a nice moment. It's a very resounding piece of music. It's just a nice moment to sort of spend a few minutes reflecting on, you know, perhaps your journey. So a very good morning to you today, Dolly. Good morning. A very warm welcome to you here at the Old Marylebone Town Hall here in the heart of Westminster. And it's such a pleasure that we finally opened our doors, not only to weddings and CPs, but also to citizenship ceremonies. My name is Jess Keane, and it gives me very great pleasure to conduct your ceremony today. Since the introduction of citizenship ceremony in 2004, in Westminster alone, we have naturalised over 30,000 new citizens in both group ceremonies and in individual ceremony, private ceremonies such as this one. Our new citizens have originated from over 180 different nations. Turkey is one of the nations. Citizenship is a shared partnership between an individual, the wider community, and the state. So today, I'm going to be asking you to declare an oath of allegiance to the Crown. I will then be asking you to make a public pledge to uphold the values of British citizenship, respect for law,
freedom of speech, tolerance, and respect for other people's beliefs, and our democratic principles. So if I could ask you to say I and state your full name for me, please. I, Duygu Güneş. Do solemnly, sincerely, and truly. Do solemnly, sincerely, and truly. Declare and affirm. Declare and affirm. That on becoming a British citizen. That on becoming a British citizen. I will be faithful. I will be faithful. And bear true allegiance. And bear true allegiance. To Her Majesty Queen Elizabeth II. To Her Majesty Queen Elizabeth II. Her heirs and successors. Her heirs and successors. According to the law. According to the law. So now I'm going to ask you to make a pledge of commitment. So again, if you could repeat after me. I will give my loyalty. I will give my loyalty. To the United Kingdom. To the United Kingdom. And respect its rights and freedoms. And respect its rights and freedoms. I will uphold its democratic values. I will uphold its democratic values. And I will observe its laws faithfully. And I will observe its laws faithfully. And fulfill my duties. And fulfill my duties. And obligations. And obligations. As a British citizen. As a British citizen. So Duygu, we welcome you on behalf of the Queen, her government, Parliament, the people of the United Kingdom, and the City of Westminster to British citizenship, by which is extended to you the right to participate fully in civic society. Congratulations. Thank you very much. Thank and you. A very warm welcome. Thank you. So I'm going to play the national anthem. Sure. Very resounding piece of music. Oh. Geldim. Tabii ki şu an arkadaşlarım var, tanıdığım insanlar var ama aslında hala tek başımayım. Yani ailem, bütün akrabalarım ve en samimi arkadaşlarım hepsi Türkiye'de. O yüzden bu hani neredeyse 7 yıl oldu. Çok zor günler de geçirdim gerçekten. Çok güzel günler de geçirdim. Hani gerçekten insan
duygusallaşıyor galiba. Yani bilmiyorum, hani bir şeyler zor bir sürecin güzel bir sonucu belki de sonunda oldu. Gerçekten çok şükür. Çok şükür. Herhalde bugün bütün gün böyle gezeceğim. Ay Allah'ım, çok komik. Yani güzel bir süreçti ya. Gerçekten ben çok keyif aldım. Kısa ve güzeldi. Marş da güzeldi. Güzel bir an. Yani böyle değişik bir an. Bilmiyorum, açıkçası tam olarak Türkiye'de Türk vatandaşlığına geçenler nasıl oluyor, böyle bir soran var mı bilmiyorum. Lütfen bana yazın aşağıdan, eğer siz biliyorsanız. Böyle bir yemin olmuyorsa bence mutlaka olmalı. Neden? Çünkü bu tür bence törenler, bu tür şeyler gerçekten insanlara birazcık daha böyle bir yüreklendiriyor. Gerçekten siz orada bence dediğinizde ben Birleşik Krallığa bağlı, yasalarına ve özgürlüklerine ve haklarına bağlı bir vatandaş, sorumlu bir vatandaş olacağım demek bence bu tür şeyler katkı sağlıyor bence insanların gerçekten öyle olmasına. Küçük de olsa bir katkı sağladığını düşünüyorum ve anlamlandırıyor. Yani bir şeye sahip oluyorsunuz ve sahip olduğunuz şeye anlam kattığını düşünüyorum bu tür törenlerin. Ve çok çok güzel, çok mutluyum. Çok mutluyum ya gerçekten. Şu an biliyorsunuz bu sertifikayla ne yapabiliyorum? Bu sertifikayla tabii ki pasaporta başvuruyorum. Herkesin yaptığı gibi benim de ilk yapacağım şey bu sertifikayla pasaporta başvurmak. İngiliz pasaportunu aldığımda tabii ki birçok yere hani vizesiz gidebiliyorsunuz. Öyle bir güzel tarafı var. Ve en başta da buraya girerken, İngiltere'ye girerken artık vize kuyruğuna girmiyorsunuz. Ne kadar uçuşlar açılmamış, yani açılmış ama çok uçamıyor olsak da ve hayat hala uçuşlar vesaire anlamında, her şey anlamında aslında çok durgun olsa da bu vize kuyruğundan kurtulma kolaylığı sağlıyor İngiliz pasaportu. Ve evet, güzel bir gün. Bu arada kadın bana dedi ki işte nerelisin, hani Türk'üm dedim. Ankara'da yaşıyordum vesaire, neyse. Evet, şu an dedi Türkiye, keşke Türkiye'deki bir havamız olsaydı, biliyorsunuz bugün hava güzel değil falan dedi. Ama sonra da diyor ki, ama gerçi diyor, sen diyor işte şu an İngiliz vatandaşlığına geçiyorsun diyor ve bu hava aslında bunun için daha uygun diyor gerçekten. Yani hani İngiltere'nin vatandaşı oluyorsan abi, hava da bu, yani bunu da kabul edeceksin. Ki ben çoktan kabul ettim gerçekten. Ama yani havanız bozuk olsun ama modunuz güzel olsun. Bence o daha önemli. Şu an benim modum süper. Çok güzel ya. Gerçekten. Gerçekten çok güzel. Neyse, işim bittikten sonra alırım. Buradan eve dönüyorum. Bugün iş günü, eve dönüp hemen işlerime başlamam lazım. Ayrıca bugün çarşamba. Bugün video günü. Bugün ilk İngilizce ile ilgili ilk videomu yayınlayacağım. Londra'da dil kursu seçerken nelere dikkat etmelisiniz? 5 ana madde. İzlemediyseniz bu videoyu da izleyin. Evet. Hello. Morning. Can I please get oat flat white?